Dünya Basketbol Şampiyonası'nın artık başlamasına kısa bir süre kala yavaş yavaş maçları ve bu maçların heyecanını ekranlara taşıyacağız. Emre Gürkaynak'la birlikte karşınızdayız ve ilk gün maçlarını şöyle bir değerlendireceğiz. Hangi karşılaşmalar bizleri bekliyor? Bu maçlarda neler bizlerin karşısına çıkabilir? Neler öngörebiliriz bu maçlara dair? Kimler yıldızlaşabilir? Onları değerlendireceğiz. Emre, gerçekten heyecanla beklenen bir turnuva. Ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin birer birer oyuncularının gelmeyeceklerini açıklamasıyla iştahımız kaçsa da yine de çok umut vaat eden isimler, çok önemli yıldızlar, çok önemli takımlar turnuvada boy gösterecek. Birleşik Devletleri'nin biraz daha yenilebilir bir takım görüntüsüne bürünmesi de diğer ülkelerin altın madalya iştahını da, diğer favorilerin altın madalya iştahını da biraz arttırdı. Hem işin bu boyutu var, bir genel resmini çizelim turnuvanın dilersen. Sonrasında da maç maç değerlendireceğiz zaten. Benim fikrim şu, Giannis Antetokounmpo Amerikalı olsaydı, Birleşik Devletler milli takımını tercih etseydi muhtemelen o da gelmeyecekti ama Yunanistan milli takımıyla büyük bir iştahla geliyor. NBA'in en değerli oyuncusu büyük bir iştahla turnuvada yer alacak. Ben bu turnuvayı milli takımımız dışında Antetokounmpo performansı için bekliyorum bir yandan. Ya kesinlikle onun için beklenebilir. Antetokounmpo'yu çok zaman zaman iyi kullanamadığını da gördük Yunanistan'ın hazırlık maçlarında. Çok fazla kısaların da topla oynamayı sevdiği bir yapıda oldukları için ve hep kısaların üzerinden giden bir gelenekleri olduğu için yıllardan beri nasıl kullanacakları soru işareti. Antetokounmpo'nun yanına ben bir de Jokic'i eklerim. Yani en iyi 3 oyuncu saysanız Birleşik Devletler'den kim, birini eklersiniz belki yanına ama Antetokounmpo ile Jokic bence kesin olur. İkisinin de Birleşik Devletler'de oynamaması turnuvayı tabii biraz daha heyecanlı hale getiriyor. Tabii Birleşik Devletler'in de içerisinde yine önemli bir yetenek havuzu var. Boston Celtics çekirdekli bir kadro. Her ne kadar ayrılan isimler, sakatlananlar vesaire derken mevcut kadro yine çok önemli bireysel yetenekleri. Başta Donovan Mitchell olmak üzere barındırıyor. Yani Birleşik Devletler'den nasıl bir performans bekliyorsun? Biraz daha yenilebilir, biraz daha başa baş mücadele etmeye yakın bir takım. Ama ne olursa olsun mevcut yetenek havuzu hala en yüksek ekip. Ya kesinlikle öyle. Bir kere atletizm gibi bir fark var. Hazırlık maçında Avustralya'ya yenildiler. Hemen onun ardından Kanada maçı vardı yine. Sydney'de oynuyorlardı maçları. Çok etkili. Maçın başından sonuna etkili bir savunmayı da sıkı tutarak performans verdikleri bir maç izlettiler bize. Bir noktada yenilebilirler mi? Yenilerse bence hala sürpriz olur. Ama motivasyonları şu olacak. Hem Popovic yeni bir koç. Daha önce her ne kadar milli takımın bünyesinde olsa da. Hem de şu var. Birleşik Devletler 3 kez üst üste kazanmaya çalışıyor bunu. Ve 3 kez üst üste kazanan yok tarihte. Tarihe geçme motivasyonları da var. Peki o zaman biz günün maçlarını konuşarak startı verelim. A grubundaki maçlarla başlayalım. İlk gün Polonya, Venezuela ve fil diş sahilleri Çin mücadeleleri var A grubunda. Polonya, Venezuela ile başlayalım. Polonya biraz daha oyuncu grubuna aşina olduğumuz, içinde tanıdık yüzlerin olduğu bir ekip. Ponitka mesela takımın önemli skorerlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yine teker teker baktığımız zaman Avrupa'da basketbol oynayan deneyimli isimler söz konusu. Ama Venezuela biraz daha kapalı kutu. Venezuela kapalı kutu, beni şaşırtan şey oldu. Atlas Challenge'da Türkiye'yi yendiler. Hem de Türkiye daha geriden gelmek durumunda kaldı. Son topa götürdü maçı bir şekilde ama her ne kadar o maçta Ersan ve Wilbeck'in oynamadığını hatırlatalım. Yine de sürprizdi. Venezuela'da zaten saha içinden çok saha dışında yaşananlar evet. Sıkıntılı. Ülkedeki hiperenflasyon, işte Maduro'ya sürekli bir tepki var. Onun haricinde ülkede böyle büyük elektrik kesintileri oluyormuş. Zaten oyuncular da tam konsantre olamadılar. Bir noktada antrenmanları boykot ettiler. Kupaya gelmeme ihtimalleri konuşuluyordu. Ama sonunda Venezuela geliyor ve o Atlas Challenge'da turnuvada Türkiye'ye karşı aldıkları galibiyet, yine o turnuvayı fena geçmemeleri beni biraz şaşırttı. Yine de bu gruptan çıkacaklarını çok düşünmüyorum. Polonya 1967'den sonra, yani ilk daha Dünya Kupalarından sonra ilk kez katılabiliyor. Hatta modern dönemde ilk kez katılıyor. Yani onlar için bir ilk olacak. Senin dediğin gibi Ponitka var. Adam Wasinski var. Yine İspanya Ligi'nde yıllardır oynayan bir oyuncu. Devşirme oyuncuları AJ Slaughter. Yani bir devşirme hakkım olsa ondan yana kullanmazdım ama Polonya onu da tercih etmiş. Bence A grubunu lider olarak tamamlayacak takım onlar olacak. Hazırlık maçlarında
5 yenilgi aldılar üst üste. En son Hollanda'yı yendiler ama Hollanda'da yani bu turnuva anlamda, da yok zaten. Yani, ekol bir ülke değil. Çekya'ya kaybettiler, Tunus'a kaybettiler, Çekya'ya bir daha kaybettiler, Macaristan'a kaybettiler, Almanya'ya da 92-84 mağlup oldular. Yani hazırlık dönemi onlar için pek de istedikleri gibi geçmedi. Bence Venezuela kapalı kutu, Polonya'da kapalı kutu olarak. Ya kapalı kutu değiştiriyorum biraz yani, evet. Ne yapacakları çok belli değil onların. Ya sadece oyuncuları biraz daha tanıyoruz. Biraz daha gözümüzün önüne geliyor işte Euro Cup maçları, FIBA Şampiyonlar Ligi derken hani oyuncularına dair biraz daha fikrimiz var ama Venezuela tabii uzak kıta. Yani orada çok daha detaylı bir scout gözüyle izlemek lazım Venezuela'ya dair yorum yapabilmek için. Fildiş sahili Çin karşılaşması yine A grubunda ilk hafta olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Çin ev sahibi ve iştahlı basketbol çok seven bir ülke. Burada muhakkak favori olmak isteyecektir. Ya tabii Çin ligi maçlarını bile tüm maçlar, hatta bir ikinci ligi var. Galatasaray'a gelen Rasmit vardı sanıyorum. Evet. Çok kısa bir süre sonra kamptan olayları olmuştu. O ligde rekor kırdığını iddia ediyor. Çünkü 40 sayı 10 asist falan ortalamalar tutturmuş. Başvurmuş, rekorun galiba tescilini almış. Hani o ikinci ligi bile aşırı izleniyor. Ama tabii iki oyuncunun, yabancı oyuncuların yani o sınırdaki iki oyuncunun ligi götürdü. O takımı götürdü bir lig söz konusu. Çok kapalı. Ben o yüzden Çin'in çok da iyi olacağını düşünmüyorum. Ama bu grupta da artık sıcak top soğuk top mu yaptılar? Yani birinci torbadan girdiler ama diğer rakipler hani biz tabii birinci torbadan girmedik ama bize gelen hani Çekya var, Japonya'da güçlü gözüküyor veya diğer gruplar arasında çok zorlar var. Yani fil dişi Venezuela iki takım, boykot konuşan iki takım, hakkında boykot konuşan iki takım. Polonya'da sen bahsettin 5 maç kaybetmiş hazırlıklarda. Yani Çin çok şanslı. Bence bir şekilde bu gruptan da çıkacaklar. Fil dişi maçı da öyle çok konuşmaya gerek olan bir maç değil. Zaten FIBA'da bir sıralama yapmış. Güç sıralaması sonuncu takım olarak fil dişini seçmişler. Evet, Afrika'da aslında mesela baktığın zaman teker teker NBA'ye de baktığın zaman birçok ülkeden, Afrika'dan önemli kökenli yıldızlar karşımıza çıkıyor. Fil dişinden onlar çıkıyor. Futbolla ilerlemeyi tercih ediyorlar. Tüm yetenek tercihlerini futbola aktarmış gibi. B grubuyla devam edelim. B grubu biraz daha maç kalitesi anlamında da çok şey vaat eden bir grup. Rusya, Nijerya, Arjantin ve Güney Kore var B grubunda. Rusya-Nijerya maçıyla başlayalım. Şimdi Rusya'nın kadrosuna çok hakimiz. Nijerya'da da tanıdık isimler var. Başta Ekpe Udo ve Michael Eric gibi ama tabii Nijerya'da da bir ekonomik problem vardı. Onların da turnuvaya katılıp katılmayacağı söz konusu, hani bu tartışmalar da söz konusuydu biraz. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman Rusya biraz daha ağır basıyor sanki ama sen nasıl görüyorsun? Bence bu gruptan Arjantin kesin çıkıyor. Bu maçı kazanan da ikinci takım olacak. Yani daha ilk maçtan, ilk günden en önemli maçlarını oynayacak bu takımlar. Rusya'da bir oyun kurucu problemi var. Yani en iyi oyun kurucu herhalde Koç Bazarević. Onun haricinde kadroya bakınca Mikhail Kulagin haricinde çok o rolü üstlenecek bir isim gözükmüyor. Sergey Karasev var. 2 sene öncesine göre o da düşüşte baktığımızda skorerliği anlamında. Yine Kurbanov, CSKA'dan Voronsevic, onlar geldi ama başka kimse yok bu takımda. Yani ben Rusya'nın kadrosunun bayağı zayıf olduğunu düşünüyorum. Geçmişte tabii çok daha özel, işte Kirilenko'nun aktif olduğu dönem, işte David Blatt'in gerçekten... Şvedin yavaş yavaş geldi. J.R. Holden'ın organizasyonu yaptığı. Yani çok özel bir takımdı. Büyük bir sürpriz olmuştu gerçi onların Avrupa şampiyonu olması ama David Blatt böyle sürprizleri seviyor. Daha sonra onu Maccabi ile yaptı, Darüşşafaka ile yaptı. Yani zaten Blatt'in bıraktığı takım bir toparlanamama şeyine giriyor, sürecine ama giriyor. Bir jenerasyon problemi de oldu. Yani çok böyle önemli bir genç havuzları da hatırladığımız kadarıyla da karşımıza çıkmadı Rusya'da. Evet, ben Nijerya'nın kadrosunun da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onlarda da oynatacak oyuncu sıkıntısı var. El Faruk Aminu kadroda, Udo, Michael Eric kadrodalar. Ama hep uzun oyuncular. Evet. Mesela El Faruk Aminu da çok gereksiz bir yüksek kontrat aldı. Onun moraliyle gelecektir özellikle bu ekonomik sıkıntılardan sonra. Yani yetenek potansiyeli belirli bölgeye sıkışmış Nijerya'nın. Bence biraz daha dağınık olsaydı aynen, daha faydalı aynen olurdu. Aynen öyle. Bir de Josh Okogie işte geçen sezonun çaylaklarından Minnesota'da oynayan. O biraz daha toparlayabilirse toparlayacak. Ki o da hani böyle sansasyon yaratan bir çaylak sezonu geçirmedi. Ama ben burada Nijerya'dan bir sürpriz bekliyorum. İlk günde
Yani en çok bekleyeceğim iki maç arasında olan bir maç. Hakim Olajuwon, yani Nijerya kökenli belki de en ünlü oyuncu. Hiç Nijerya milli takım forması giymedi. O da Nijerya ülkesi açısından enteresan bir ironi. Ben Michael Eric'le ilgili işte maç anlatırken sohbet ettiğimizde Darüşşafaka tarafıyla Michael Eric'le ilgili şöyle bir bilgi karşıma çıkmıştı. Çok şaşırmıştım. Hani uzun oyuncusunuz. Nijeryalısınız. Hani hayattaki idolünüzün kimin olması beklenir? Hakim Olajuwon dersiniz değil mi? Yani ilk etapta onu demesini beklersiniz. Michael Eric'in idolü JJ Okocha'ymış. Futbolu çok seviyormuş ve... Babası Nijerya milli takımının kaleci antrenörü eski. O da kalecilik yapmış bir dönem işte çocukken falan. O takımla iç içe olduğu için onları çok seviyormuş. Tabii yani. Özellikle 90'lı yılların ortasından itibaren Nijerya büyük bir etki yarattı dünyada da futbolda. Onun da JJ Okocha olması dev gibi bir adamın benim bayağı ilgimi çekmişti. Arjantin Güney Kore sanki bir futbol dünya kupası maçı izlenimi verse de basketbol dünya kupası mücadelesi. Tabii Arjantin kadrosu yani onlarda bir genç jenerasyon var. Çok iyi oyuncular çıktı ve altın jenerasyon biterken bir de çıktı. Yani onlar o dönüşümü yapabildi ve Arjantin milli takımının özellikle İspanya ligini anlatırken, izlerken, Euro ligi izlerken o genç çekirdeğinin gelişimine de tanıklık ettik. Aynen öyle. Yani heyecanlı bir takım olacak yani. İspanya Ligi'nin MVP'si burada. La Provitola hem Real Madrid'e transfer yaptı bu yaz. Hem milli takımda Campazzo ile oynayacak. Real Madrid'de oynayacağı adamla oynayacak o kısa rotasyonda. Luka Vildoza takımda Skola veda edecek. O takımda hala bir şeyler yapabildiğini göstermeye çalışacak. Onun haricinde Gabriel Dek var, bir başka Real Madrid'li ki senin söylediğin şeyi görüyoruz. Yani aynen. İspanya Ligi'nin nasıl Arjantin pazarına baktığını görüyoruz. Yani kadro olarak çok büyük bir sıkıntı yok. İkincisi çaprazı çok kolay Arjantin'in. Bence hem grubu kolay hem çaprazı kolay. Çünkü A yani çaprazdaki grup A kim çıkacak? Hani Çin çıkacak bir noktada diyelim. Polonya, Venezuela. Yani oradan çok zor bir durum gelmeyecek gibi. Arjantin ben çeyrek finalde olacağını şimdiden düşünüyorum. Fazla efor sarf etmeden belirli bir noktaya gelmedi. İşte dahasını muhtemel. Bile yapabilirler bence. Sürpriz takımlardan biri olarak görebiliriz. Hatta böyle 5 takımın ardına hani en iyi 5 takım kim desen onların hemen ardına yazabiliriz Arjantin'i. Skola da Çin'de farklı bir ilgi görecektir diye düşünüyorum. Çok özel bir oyuncu. Şu ana kadar Nocioni ve Ginobili'nin formaları emekli edildi benim bildiğim kadarıyla. Herhalde Skola'nınki de o listeye eklenir. Yani bunu eklenir hak ediyor. Ya. Bence hani Nocioni'den daha fazla hak ediyor Skola baktığımızda. Yani Skola'nın öyle turnuvaları var ki gerçekten onu izlemek bir uzun oyuncunun fundamentalını ne kadar üst seviyede sahaya yansıttığını görebilme adına çok keyif veriyor. Hala Luis Skola'nın burada çok belirleyici bir oyuncu olacağını da tahmin ediyorum. Güney Kore ile ilgili bir şey söyleyecek misin? Vallahi söyleyecek bir şeyim yok. Yani ne yalan söyleyeyim. Güney Kore ile ilgili onlara da başarılar diliyorum turnuvada. Bakalım ilginç. Bazen böyle şimdi geçmişte İzlanda milli takımı, Finlandiya milli takımı. Yani turnuva öncesinde çok fazla beklenti olmayıp turnuva içerisinde yıldızlaştırdığı ama isimler var. Bakınca vardı. Birinde şimdi Koponen var. İzlanda'da Hermansson. Ama onlar da o turnuvalar içerisinde yani Koponen tamam bilinen bir oyuncu ama o Fin milli takımının içerisinde de biraz kendisini kabul ettirdi. Yani belki de öyle bir tane oyuncuyu sivriltebilir. Görebiliriz. Bir transfer yaparlar belki orada. Ben mesela Brezilya milli takımında Machado diye bir oyuncu vardı 2002'de. Sen hatırlar mısın bilmiyorum. Hatırlıyorum. İzledin mi? Bizi mahvetmişti Machado. Ya turnuva öncesinde kimse Machado diye bir oyuncudan yani basketbol scout gözüyle izleyenler dışında kimse Machado'yu bilmiyordu. Çok oynadı. 2010'da hala vardı galiba vardı, Machado. Kadrodaydı. Vardı. Yani bir anda işte Brezilya'nın İbrahim Kutluay'ı oldu başımıza. Hatta o sene 2010'daki sene Amerika'yı yenmeye en yaklaşan takım Brezilya olmuştu. Orada Machado hala oynuyordu. Ben o 2002 deyince Jose Ortiz falan da aklımdan çıkmıyor. Neyse Porto Rico'ya geldik onu da anarız. İran-Porto Rico mücadelesi. Porto Rico biraz daha gelenek tabii. Önemli bir gelenek. Yani geçmişten günümüze sembol oyuncuları çıkarttı. Bizim ligimizde de çok fazla Porto Rico'lu oyuncuyu izleme şansı bulduk. Carlos Arroyo başta olmak üzere. İşte Dalmau. Gözlüklü ki. Santiago. Aynen. Daniel Efes'e. Santiago. Efes'e geldi ama onun asıl yıldızlaştığı yer İtalya'ydı. O Varese takımında çok yıldızlaşmıştı. Jose Ortiz gelmedi ama o 40 yaşındaki Jose Ortiz'in 2002'de bizi nasıl pota altında darma duman ettiğini de dün gibi hatırlıyorum. Ayuso vardı. İşte Leri Ayuso. Aynen. Dalmau geldi. Onun babası zaten ülke efsanelerinden birisi. İran
tarafına dair senin yorumlarını merak ediyorum. İran da aslında hevesli basketbola bir ülke. Yani öyle işte ama yıllardır gördüğümüz Haddadi ile giden bir İran var. Yine onlar öyle olacak muhtemelen. Zaten yaşlandı iyice Haddadi'de. Porto Rico'da şu güzel bence. Eddie Casiano koçları 2004 olimpiyatlarında Birleşik Devletleri yenen takımda oynuyordu. Evet. Hani onlar da tanıdık bir simaya getirmişler. Porto Rico'nun ama gruptan çıkar mı çıkmaz mı orada biraz zorlanabileceğini düşünüyorum. Kendi grubundan. İspanya, Tunus. İspanya tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile bir giriş yaptık. Amerika Birleşik Devletleri'nin birer birer oyuncularının eksilmesi İspanya'yı madalya adına umutlandırdı biraz daha. Yani, ama İspanya'da da eksikler var. Kesin onlar da. Bakınca. Mesela bir Sergi Baca'yı geçmişte oynuyordu. Mesela, Rodriguez'i ararlar mesela. Aynen, yani göremiyoruz kadroda ama ne olursa olsun bir ekol ve Amerika'nın bu kadar ivmesini kaybeder görüntüsü onları biraz daha umutlandırmıştır. Ama onlar da en iyi kadrolarıyla gelmiyor. Rakip Tunus. Rakip Tunus. Tunus işte Michael Roll, Salah Mecri ikilisi üzerinden oynuyorlar. Ya bu grupta Porto Rico'ya çelme takabilir Tunus. İspanya'ya olmasa bile. Michael Roll'un Tunus tercihi de enteresan tabii. Ya zaten böyle devşirme oyuncular her ülkede karşımıza çıkıyor ama Michael Roll'un mesela Tunus. Mesela J.C. Carroll'ı biliyor musun? J.C. Carroll evet. Azeri Azerbaycan milli takımında ben oynuyor. Ben Bo McCaleb'in tek başına Makedonya'yı nasıl sırtladığını birebir tanıklık ettim. Hadi Antic'le diyelim biraz. Tamam Antic'le vardı ama çok çılgın performansları vardı. O Partizan'ı Final Four'a taşıdığı dönem 2009 Avrupa Şampiyonası'ydı yanılmıyorsam. Makedonya 2007 de olabilir. 2007 Eurobasket. İkisinden biri. 2007 ve 2009'da çok etkiliydi. Onun elemelerinde de çok iyiydi Bo McCaleb. Yani evet, devşirme oyuncuların da buralarda fark yaratması bekleniyor doğrusu. D grubuna geçelim. Angola, Sırbistan ve Filipinler İtalya D grubunu oluşturuyor. Burada da Sırbistan ve İtalya'nın tabii çok ağır bastığını görüyoruz. Sırplar bence şu anda altın madalya için, olası altın madalya için en çok heveslenen ülke. Herhalde kadro profili de en az fire veren ülke diyebiliriz. Yani Yunanistan'da şimdi Sloukas'ı kaybetti mesela. İtalyanlarda Nicola Melli problemi var. Ama Sırplarda hem Fenerbahçe'nin hep sakatlık problemini konuştuk ya. Yani devam ediyor. Bitmiyor. Milli takımları da sıçradı. Yani Sırbistan'da hem ekleme var. Jokic takıma bir faktör olarak girdi. Hem de yetenek havuzu öyle sakatlık veya tercih problemi yaşamıyor çok fazla. Ya bence hala kadroda tabii eksik yanlar var. Hala Birçeviç oynuyor. Hani Banvit'ten gönderilen, hiçbir şey yapamayan. Yine Miroslav Radulica hala şans buluyor. Ve hani yok için yerine falan oyuna girerken görünce ben böyle şaşırıyorum. Biraz da garipsiyorum. Ama hiç hazırlık maçı kaybetmeden geliyorlar. Yani 2-3-4 çok dolu. Yani Guduric, işte Bogdanovic. Jovic, Bogdanovic. Teodosic'in sakatlığına rağmen öyle. Bielisa. Yani orada gerçekten çok yoğun bir yetenek haznesi var. Burada ne öngörüyorsun sen Sırbistan'ın ve İtalya'nın? Biraz Sırbistan iki çok rahat olacak bu grupta bence. Ki İtalya'yı Akropolis turnuvasında nasıl yendiklerini gördük. İlk maç Angola. Afrika'nın en çok katılan takımı bu kupaya. Bayağı üst üste 7 olmuş galiba katıldıkları da. Yani çok rahat geçeceklerdir bu grubu. Yannick Moreira var Angola'da, bir tek Bologna'dan bildiğimiz. Onun dışında Angola'nın bu kadar çok katılıp üst seviyede bu kadar çok az oyuncusu olması da yani bizim bildiğimiz seviyede, o da enteresan. Yani işte Kamerun'dan bakıyorsun NBA'de birçok oyuncu var. İşte Nijerya'dan bakıyorsun oyuncular var ama Angola'dan çok fazla hatırlamıyorum. Ama çok küçük olduğu için falan belki. Ama her seferinde de turnuvada evet turnuvada var. Hep varlar. Yani en iyi Afrika takımı zaten sıralamadaki. Ama bu grupta bence İtalya'da hikaye olmayacak çok fazla. Yani İtalya'da yani nereye kadar gider? Hadi gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü Filipinler ve Angola var. Ama Sırbistan rahat geçerken görebiliriz. Özellikle Jokic'i de nasıl kullanacaklarını. Gerçi hani kararlaştırırlarsa demeyeceğim. Çünkü nasıl kullanılacağı da belli NBA'den. Ona doğru biraz yapıyı çevirebilirler. Ya takımın pas IQ'sunu çok yükseltiyor. Yok hiç bir uzun oyuncu olarak bunu milli takımıza karşı da gördük. Yani rebound'dan çok asist yapabilen bir isim Nikola Jokic. Bir anda bir faktör olarak NBA'den Sırbistan milli takımına ışınlandı yok hiç. O meşhur Facebook postu hala aklımızda. Yani onun da gösterdiği pasaport gelişim. Pasaport fotoğrafı. Aynen. Gösterdiği gelişim inanılmaz. Filipinler de genelde 3'e 3 basketbolla hep karşımıza çıkan bir ülke. Onlar basketbolu çok seviyor ama aynı oranda tabii bunu başarıya yansıtamıyorlar. Ya Filipinler'de bayağı iyi bir basketbol kültürü var. Evet, hep oraya gidiyorlar. Bütün yıldızlar kadarıyla. Soluğu orada alıyor. Tribünler hep full. Aynen, yani bu yaz dönemindeki reklam ve pazarlama faaliyetlerinde çok etkin bir yer Manila. Ya bir şey olursa İtalya'yı bir şekilde yenerlerse İtalya'nın bu gruptan çıkması imkansızlaşacak. Mesela o da ilk günün
hani riskli olabilecek maçlarından biri. İtalya'nın kadro profilini nasıl değerlendiriyorsun? Ya İtalya'da hani yavaş yavaş kulüp basketbolu tekrar hareketleniyor. Miloš Teodosić NBA'den alabilecek kadar bir güç var. Bologna şehrinde zaten hani basketbol deyince hep Emilia Romanya bölgesi geliyor. Bologna da oranın başkenti gibi bir şey. Yani basketbol başkenti en azından. Bence kulüp takımlarından başlayıp milli takıma sıçrayacak bir şey olması lazım. Çünkü hani bu kadro Gallinari yok. Belinelli çok formda değil. Hani Datome oynayacakmış ama o da çok hazırlık döneminde şans bulamadı sakatlıktan dolayı. İtalya maçı bizi çok zorladılar o karşılaşmada ama Akropolis'tekinden bahsediyorum. Sırbistan ve Yunanistan'a yani çok kolay teslim oldular. O yüzden çok sertlikten uzak olduğunu söyleyebiliriz İtalya'nın da. Yani giderse gruptan çıkacak ama daha ilerisini görürse büyük sürpriz olur benim için. Evet tabii 97'deki o İtalya'yı gözler arıyor o Avrupa Şampiyonası'ndaki müthiş kadro ama onlarda da işte çok kaliteli devşirme oyuncular vardı. O dönem çok yetenekli skorerler vardı. Fučka mesela, Fučka gibi devşirmeyi döneminin 20 yıl ötesindeki bir oyuncu bulamıyor İtalya veya Carlton Myers gibi. İlk günün maçlarını değerlendirdik. Aslında şu ana kadar baktığımız zaman Birleşik Devletler, Sırbistan, Yunanistan üçlüsü sanki kürsünün en büyük adayı gibi gözüküyor ama eşleşmeler nasıl olacak? Takımlar birbirleriyle daha önceden karşılaşacak mı? Bir sürpriz, bir underdog gelecek mi? Bunu da göreceğiz. Emre Gürkaynak ağzına sağlık. İlk günün maçlarını şöyle bir değerlendirdik, bir açılış yaptık. Bundan sonra tabii maçlar oynandıkça, turlar ilerledikçe daha da kapsamlı yorumlarla karşınızda olacağız.